Merhaba. Eğitimimize, yani bugünkü sunumumuza hoş geldiniz. Umarım herkes beni duyabiliyor. Bugün İDEKİ Çelik'te Eurocode'da elemanların tasarımından bahsedeceğiz. Bu sunumu Nihan Yazıcı ve ben Emre Kösen hazırladık. Bugün de sunumu ben yapacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Sunuma başlıyorum. Bu ekranda daha önceki sunumlarda bahsettiğimiz konular ve gelecekteki eğitimlerimiz var. Kompozit giriş ve Grand giriş tasarımı eğitimlerimiz verilmişti 8.103 versiyonuyla. Bunların YouTube linklerini ekte görebilirsiniz. Bugün Eurocode 3'ten, Redpen'inden ve IDECAD'de bunu nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Bu da 8.5 versiyonuyla kullanıma sunulacak. Daha sonra 25 Nisan'da petek giriş tasarımı ve 29 Nisan'da da betonarme ile alakalı analiz modeli inceleme ve veri giriş kontrolleri seminerleri olacak. Konu başlıklarımızı incelersek önce bir yönetmeliğe Eurocode'a giriş yapacağız. Yani enkesi sınıflarından bahsedeceğiz. Kullandığımız malzeme sınıfından, yük katsayı, yani güvenlik katsayılarından bahsedeceğiz. Daha sonra eksternal çekme kuvveti etkisindeki elemanlar, eksternal basınç kuvveti etkisindeki elemanlar, eğilme etkisindeki elemanlar, kesme, eğilme ve kesme etkisindeki elemanlar diyelim ve birleşik etkileri altındaki elemanların tasarımından bahsedeceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi Eurocode'da kuvvetli ve zayıf eksenlerimiz, kuvvetli eksenimiz YY ve zayıf eksenimiz ZZ. Yani Avrupa'da bu şekilde kullanılıyor. Biz Türk yönetmeninden ve Amerikan yönetmeninden kuvvetli eksen XX ve zayıf eksen YY'ye alışkınız. Ama bu sunumda da bu şekilde hani kuvvetli ve zayıf eksenleri göstermenin faydası olduğunu düşündük. Enkesitlerin sınıflandırılması ile ilgili bilgi verirsek Eurocode'da 4 sınıfda enkesitleri sınıflandırıyoruz. Class 1, yani sınıf 1, plastik enkesitler. Bu plastik enkesitler sol taraftaki grafikte gördüğünüz gibi plastik moment dayanımını sağlıyor ve aynı zamanda yüksek dönme kapasitesine sahip enkesitler. Bu bizim deprem yönetmeliğindeki kompakt sınıftaki enkesitler gibi düşünebilirsiniz bunları. İkinci sınıf enkesitler kompakt enkesitler. Bunlar yine plastik moment dayanımını sağlayan enkesitler ama yeterince dönmüyorlar. Yani bir sınıfında olduğu kadar dönme kabiliyetleri yok. Üçüncü sınıf enkesitler yarı kompakt enkesitler. Bunlar tam olarak plastik moment kapasitesini sağlayamıyor. Dolayısıyla biz bunları elastik moment kapasitesinde sınırlıyoruz. Ve zaten 1 ve 2 kadar dönmüyor. Üçüncü sınıf, dördüncü sınıf enkesitlerde narin enkesitler. Bunlar elastik moment kapasitesini sağlamıyor. Yani asal eksenle kesitin en dış fiberi arasında, yani en dış fiberinin akma dayanımına ulaşmadan kesitte yerel burkulma meydana geliyor. Dolayısıyla bu kesitler narin olduğu için çok fazla çelik yapı elemanlarında kullanılması tavsiye edilmez. Biz de IDECAD'de Class 4 enkesitlerle tasarım yapmıyoruz. Burada bu kesitlerin yani daha detaylı ve Türkçe açıklamasını bulabilirsiniz. Zaten sunumu paylaşacağımız için bu tip bilgiler sizin için faydalı. Herhangi bir yerde eğer soru sormak isterseniz ya da hızlı gittiğimi düşünüyorsanız beni kesebilirsiniz. Burada da yine bu sınıf 1, sınıf 2, sınıf 3 enkesitlerin moment dönme grafiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi sınıf 1 enkesitlerde yüksek dönme kapasitesi var. Ama sınıf 3'e doğru gittikçe ve sınıf 3'te artık yerel burkulma olduğu için plastik dayanımı oluşmasını engelliyor ve bu kesitler fazla dönemiyorlar. Peki bu kesitleri nasıl sınıflandırıyoruz Eurocode'a göre? Burada Eurocode'dan aldığımız bir ekran görüntüsü, iki tabloyu görüyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Örneğin bizim bir rigidleştirilmiş levhalarımız var. Yani bir I ya da H profilin gövdesi her iki kenardan tutulu olduğu için biz bunu rigidleştirilmiş bir levha olarak düşünüyoruz. Ve rigidleştirilmemiş levhalarımız var. Yani bir I ya da U profilin başlığını düşünebilirsiniz. Burada
şu C dediğimiz kısım sadece bir kenardan tuttuğu, diğeri serbest olduğu için rigidleştirilmemiş bir levha. Ve tabloda bu levhaların basınç etkisinde, eğilme etkisinde farklı farklı sınır durumları verilmiş gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde rigidleştirilmiş parçalar için de basınç etkisinde ve eğilme etkisindeki sınır durumları var. Şimdi burada şöyle bir bilgi vermek isterim size. Bizim Türk Çelik Yönetmeli'nde ve Amerikan Yönetmeli'nde kesitlerin sınıflandırılması kesitin geometrik özelliklerine ve malzeme sınıfına bağımlıydı. Fakat Eurocode'da sadece geometrik özellikler ve malzeme sınıfı dışında, yani bunlar dışında aynı zamanda kesit üzerindeki gerilme dağılımı da etkili. Yani kesiti sınıflandırırken kesit üzerindeki gerilme dağılımı da bakıyoruz. Eğer bizim bir korniyer ya da boru tipte bir kesitimiz varsa onları da yine bu tablonun devamında görebilirsiniz. Korniyer üzerinde basınç olması durumunda şuradaki iki koşulu sağlamak durumunda en az sınıf 3 olması için boru profilde ise sınıf 1, 2, 3 olması için buradaki koşulları sağlamak durumunda. Buradaki epsilon değeri bir önceki slide'da da gösterildiği gibi karekök 235 bölü Fy demiş. Buradaki Fy değerimiz aslına bakarsanız elemanın akma gerilmesi. Gördüğünüz gibi çeşitli sınır koşulları var. Bu epsilon'a göre tanımlanmış durumda. Oldukça detaylı bir şekilde yapılmış. Peki bununla ilgili bir örnek yapalım isterseniz. HEA 300 kesitini kullandık bir örnekte. Yani derinliğimiz 290 mm. Başlık genişliğimiz 300 milimetre bu kesitte. Şu D bölgesi yani boyun bölgesini çıkardığım zaman kesitin derinliği 208 milimetre. Burada önce epsilon'u hesaplıyorum. Fm S235 olduğu için 235 epsilon karekök 235 bölü 235 1. Daha sonra önce gövdeye bakıyorum. Gövde hangi sınıf? Onu bulacağım. Onun için de D bölü TV yani gövdenin net yüksekliği bölü gövde kalınlığı 208 bölü 8.5 208 gövde net yüksekliğimiz gövde kalınlığımız da 8.5 mm'ydi. 24.47 çıkmış. Bu da 33 epsilon değerinden küçük. Yani bu sınıf 1. Şuradan tablodan bakacak olursak benim basınç etkisinde D bölü TV yani C bölü T değerim 33 epsilondan küçük ve eşitse sınıf 1 olacak. Yani gövdem sınıf 1 oldu. Başlığa bakıyorum. Başlıkta da önce şu kısmı bulmam gerekiyor. Şu C dediğimiz mesafeyi bulmam gerekiyor. Onu da başlık kalınlığına bölmem gerekiyor. C dediğimiz mesafe aslında başlığın genişliğinden gövde kalınlığını çıkarıyorum ve şuradaki yarıçap değerlerini çıkarıyorum. Onu da ikiye bölüyorum. Onu da başlık kalınlığına böldüğüm zaman C bölü T değerini bulmuş oldum. 8.48 çıkmış. Burada başlık kalınlığım 14 milimetre. Başlık genişliğim 300 mm, gövde kalınlığım 8.5 mm ve 2 çarpı 27 mm. Yani şuradaki yarıçapım 27 mm olduğu için buradan da 8.48 bulmuşum. O da 9 epsilondan küçükmüş. Yani onda da sınıf 1 çıkmış. Bakalım. Başlık için basınç etkisi altında 9 epsilondan küçükse sınıf 1, küçük ya da eşitse. Bu durumda kestim sınıf 1 çıkmış. Sağ tarafta bu elle çözümü işte ileket ekranındaki karşılığını görüyorsunuz. Burada tasarım detaylarını verirken biz kesit sınıfını da vereceğiz size. Yani 8.5 versiyonunda Eurocode'u kullandığınız zaman buna benzer bir ekran görüntüsü gelecek. Bu biraz değişti. Orada enkesi sınıfını da görebileceksiniz. Gelelim yük kombinasyonlarına. Yük kombinasyonları biz tasarımımızdan Eurocode'a göre yaptığımız için yine Eurocode'un EN1991'e göre yük kombinasyonlarını programa koyduk. Burada işte ölü ve hareketli yükler, ölü ve rüzgar yükü, ölü hareketli yük, rüzgar yük beraber, ölü ve kar yükü, ölü hareketli yük, kar yükü beraber, ölü deprem yükü ve ölü hareketli yük, deprem yükü beraber kombinasyonları görebilirsiniz. Burada bir soru gelmiş galiba. Kusura bakmayın yeni ses yok demişler.
Derste anlatılanların sesleri gelmiyor demişler. Öyle mi? Sesimiz gelmiyor mu? Ses gidiyor. Ses gidiyor gibi gözüküyor ama. Gidiyor, gidiyor ses. Yani hoparlörünüzü bir kontrol edin isterseniz. Yani hoparlörünüzde bir sorun olabilir mi? Çünkü ben burada sesin geldiğini görüyorum. Ha, zaten Hakan Bey de ses geliyor demiş. Tamam. Seste bir sıkıntı yok değil mi? Herkes duyabiliyor beni. Herkes okey veriyor mu? Tamam, ses geliyor. O zaman devam ediyoruz. Evet, yük kombinasyonlarından bahsettikten sonra malzeme sınıfına geldik. Avrupa'da kullanılan malzemeler S-235, S-275, S-355. Yani bunlar en sık kullanılan çelik malzemeleridir. Bu malzemenin akma dayanımı ve kopma dayanımını aslında biraz malzeme kalınlığı etkiliyor. Genelde bizim kullandığımız profiller 40 milimetrenin altında olduğu için, yani 40 milimetre ve daha az kalınlıkta olduğu için biz tablonun sol tarafına odaklanabiliriz. Burada S-235'in örneğin akma dayanımı 235 Nm bölü milimetre kare, kopma dayanımı da 360 Nm bölü milimetre kare. Bir soru daha gelmiş galiba. Tamam, sorun yok. Seste sorun yok. Anlıyoruz. Tamam. Anlaşıldı. Devam ediyorum. Şimdi tasarım yaparken biraz sonra tasarımla alakalı denklemleri göreceksiniz. Orada tasarım dayanımlarını buluyoruz. Şimdi tasarım dayanımı bulmadan önce bir karakteristik dayanımı buluyoruz. Daha sonra bu karakteristik dayanımı bir takım güvenlik katsayılarına bölerek azaltıyoruz. Eurocode'da bu güvenlik katsayıları gamma M0, gamma M1 ve gamma M2 olarak tanımlanmış. Bunlar farklı tasarım dayanım denklemlerinde giren güvenlik katsayıları. Bunlar varsayılan değerler. Eurocode'un ülkelere göre ulusal ekleri vardır. Yani örneğin İtalya'nın ulusal ekinde ya da İngiltere'nin ulusal ekinde bu katsayılar farklı olabilir. Fakat Eurocode'un ana EC3 EN1993 dokümanında bunlar varsayılan olarak gamma M01, gamma M11, gamma M2 1.25 tanımlanmış. Biz de programda bunları kullanıyoruz. Gelelim çekme elemanlarının tasarımına. Artık yavaş yavaş tasarıma giriş yapıyoruz. Şimdi çekme elemanlarının tasarımında aslında bizim şuradaki denklemi sağlamamız gerekiyor. Buradaki NED dediğimiz değer elemanın çekme kuvveti, yani çekme etkisi. NTRD dediğimiz değer ise elemanın çekme dayanımı. Ki bu çekme dayanımı neye göre hesaplanıyor? İki yöntem var. Bu bizim Türk yönetmeninde ve Amerikan yönetmeninde olduğu gibi yani elemanın kayıpsız en kesit alanında akmasına bakıyorum. NPLRD ile hesaplıyorum. Ya da eğer eleman üzerinde blon delikleri varsa o blon deliklerini çıkarıyorum. Net alanı buluyorum ve onu 0.9 ile çarpıyorum. Ve onu da FU, yani akma, buradaki akma değil de kopma dayanımıyla çarparak kırılma, yani kopma dayanımını buluyorum. Bunlardan hangisi küçükse NTRD 10'a eşittir. Bir soru daha var. Bakalım ne sormuşlar. Görüntü var. Ses yok demişler. Burada böyle bir şey var mı? Yani görüntü size geliyor mu? Ses var. Görüntü var mı? Var değil mi? Tamam. Yani bir sıkıntımız yok. O zaman demek ki karşıdaki kullanıcımızla alakalı olan bir şey. Tam olarak anlamadım mı? O kullanıcının da ismini göremiyorum zaten burada. Neyse, devam edelim sunumumuza. Gelelim basınç dayanımına. Yani çekme dayanımı aslında son derece basit. Dediğim gibi. Basınç dayanımına geldiğimiz zaman basınç dayanımı, Eurocode basınç dayanımını bir enkesit dayanımı, bir de burkulma direnciyle, yani iki ayrı şekilde düşünmüş. Ayrı ayrı düşünmüş bunları. Hani biz bu her ikisini birlikte düşünüyoruz. Hem Türk yönetmeninde hem Amerikan yönetmeninde. Burada NED dediğimiz eleman üzerine etkileyen basınç kuvveti, NCRD dediğimizde bu elemanın basınç dayanımı. Bu oranın birden küçük ya da eşit olmasını hedefliyoruz. NCRD nasıl bulunuyor? Elemanın alanıyla, yani sınıf 1, 2, 3 kesitler için elemanın alanıyla akma gerilmesini çarpıp ilgili güvenlik katsayısına bölüyorum aslında. Son derece basit. Asıl yani basınç etkisindeki elemanların dayanımını burkulma direnci
maaşları belirleyecektir en kesit dayanımından ziyade. Onun için de NBRD diye bir yani NBRD diye bir tanımımız var. Elemanın burkulma, tasarım burkulma dayanımını ifade ediyor. Peki bu nasıl bir formül? Baktığımız zaman basınç dayanımından farkı şuradaki K katsayısı, dikkat ederseniz. Yani basınç dayanımı AF bölü gamma M0 iken, AF'ye bölü gamma M0 iken, buradaki NBRD K, AF'ye bölü gamma M1. Bu katsayı varsayın olarak 1. Yani gamma M0 ve gamma M1 katsayıları 1 Eurocode'da. Dolayısıyla buradaki bu K değeri, K değeri aslında bir azaltma faktörü. Yani ben 1'den küçük olan bir değer bulacağım, hesaplayacağım K için. Peki o nasıl hesaplanıyor? Aslında zor değil. Yani biraz adım adım gidecek olursak şöyle. K'in denklemi bu şekilde. Burada phi ve lambda bar dediğimiz iki tane değer var. Phi'nin denklemi bu şekilde. Burada alfa ve lambda bar var gördüğünüz gibi. Lambda barı non-dimensional slenderness, yani boyutsuz narinlik olarak çevirebiliriz. Karekök içerisinde AF'ye bölü NCR demiş yönetmenlik bize. Buradaki NCR de bu elemanın elastik kritik elastik burkulma dayanımı diyebiliriz. Şimdi buradaki alfa değeri nereden geliyor? İsterseniz ona bir bakalım. Bu formüldeki alfa değeri aslında bir tablodan alıyoruz. Yine yönetmenin 6.1 tablosunda bu değerleri açıklamış. Burada burkulma eğrileri var. Yani Avrupalılar sadece tek burkulma modunu düşünmemişler. Yani farklı burkulma eğrileri ortaya koymuşlar çalışmalarında. Onun içinde farklı alfa katsayıları var. Peki bu burkulma eğrileri nereden geliyor? İşte bu burkulma eğrileri yine yönetmeliğin şu ilgili tablosunun ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Yani benim seçtiğim en kesite göre o en kesitin atıyorum bir I profil ise eğer bu işte derinlik bölü başlık genişliğine göre ve başlık kalınlığına göre ve burkulma ne diyelim burkulma YY ya da ZZ ekseninde ise o hangi eksene göre burkulma hesaplıyorsam ona göre ve malzememe göre bir burkulma eğrisi buluyorum. Daha sonra bu burkulma eğrisini bulduktan sonra A, B, C, D, her neyse bu tablodan alfa katsayısını okuyorum ve buraya koyuyorum. Lambda barı da şuradan hesaplıyorum. Buradaki NCR'nin hesabı ise şu şekilde. Ne demiştik? Elastik burkulma kuvveti demiştik buna. Aslında bu Euler burkulması formülü. Şurada gördüğünüz gibi. Yani benim bir elemanım var, kolonum var. Üzerine bir basınç yükü etkilediğim zaman NCR kuvvetine eriştiği zaman bunun üzerindeki kuvvet bu kolon burkulacak. Fakat tabii buradaki formüldeki takdir edersiniz ki E değeri malumunuz elastisite modülü, I değeri atalet momenti, L değeri de bunun burkulma boyu. Ve farklı mesnetlenme koşullarına göre farklı burkulma boyları olabilir. Biz bunları program içerisinde otomatik olarak hesaplıyoruz. K çarpı L değeri hatırlarsanız. Bizim yönetmenliğimizdeki. Tabii bu eğilme burkulması için. Fakat farklı burkulma modlarım olabilir. Yani kesitimin tipine göre farklı burkulma modları olabiliyor. Örneğin bir I profil, yani I profil değil de artı şeklinde bir profilim var ise, artı şeklinde, bunun üzerine ben bir basınç yüklemesi yaptıysam bu burunmalı burkulmaya uğruyor. Eğer tek simetri eksenli, yani tek simetri eksenli ve ağırlık merkeziyle kayma merkezi farklı yerlerde olan bir kesitim var ise bunun üzerine bir basınç yükü verdiğim zaman bu eğilmeli burunmalı burkulmaya uğruyor. Dolayısıyla bunları da yani bunlardaki kritik kuvvetleri de şuradaki denklemlerle hesaplayabiliyorsunuz. İşte NCRT torsional buckling yani burunmalı burkulma için verilmiş olan bir denklem. NCRTF de eğilmeli burunmalı burkulma için verilmiş olan bir denklem. Bunların çok detaylarına girmeyeceğim ama bu slaytları paylaşacağımız için siz buradaki bilgilerin ne olduğunu okuyabilirsiniz slaytta. Bunları tek tek açıklamayacağım. Fakat şöyle bir şey var. Burada bulduğumuz NCR değeri ya da NCRT, NCRTF değerlerini ben şurada lambda bar hesabını için kullanıyorum. Hatırlarsanız. Ve o da benim azaltma faktörümün hesabında işin içerisine giriyor. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Peki. O zaman bir örnek yapalım isterseniz. Bununla alakalı bir basınç örneği yapalım. Örneğin bir I profilim var.
HE500B profilini kullanmışız. Bayağı büyük bir ağaç profil. Malzeme olarak S235 seçmişiz gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce bu profilin en kesit sınıfını bulmamız lazım hiçbir şey yapmadan önce. Epsilon'u hesaplıyoruz. Hatırlarsanız karekök 235 bölü FYS 235'ti. Bir çıktı epsilonumuz. Gövde elemanının enkes sınıfına bakarsak gövde elemanının net yüksekliği kaç vermiş burada? 390 mm vermiş. Gövde elemanının kalınlığı 14,5 mm. 390 bölü 14,5 26,9 gibi bir değer çıkmış. Bu da 33 epsilondan küçük hatırlarsanız basınç etkisinde gövde elemanı 33 epsilondu sınır değeri. Demek ki bu gövde elemanı sınıf 1 oluyor. Peki başlığa bakarsak B-TV-2R bölü 2TF'den hesaplarsak bunu. B'miz başlık genişliğimiz 300 mm. İşte gövde kalınlığımız 14,5 mm. Ve şuradaki yarıçap mesafemiz uzunluğumuz 27 mm. Yani R değerimiz. 2 çarpı R bölü 28 başlık kalınlığımız 28 mm. Buradan 4,12 çıkmış. Yani başlık içinde 9 epsilondu. Sınıf 1 sınır değeri. Demek ki gövde ve başlık her ikisinde de klas 1 oldu. Yani sınıf 1 olduğu için bu enkesi sınıf 1'dir. Eğer farklı bir örneğin gövde sınıf 2 ya da sınıf 3 çıksaydı o zaman enkestim büyük olan enkesi tanımlıyor olacaktı. Yani birisi sınıf 1, diğeri sınıf 2 ya da sınıf 3 atıyorum çıkarsa enkestim sınıf 2 ya da sınıf 3 olur. Sınıf 1 olmaz. Her zaman büyük olan enkesi büyük olan değer enkesi tanımlar. Evet. Artık şeyi bulabilirim. Basınç hesabı yapıyordum. Eğilme eğrisini bulacağım. Şuradaki tabloyu hatırlayın. H bölü B değerim 500 bölü 300. Yani 500 benim enkesit derinliğim. 300 başlık genişliğim. 1,67 gibi bir değer çıkmış. Şuradaki tablodan bakacak olursak hatırlayalım diye söylüyorum. Yani H bölü B değerim 1,2'den büyük. Başlık kalınlığım 40 mm'den küçük. Ve ben YY ve ZZ eksenine göre burkulanıma baktığım zaman S235 malzemesinde YY eksen için A, ZZ eksen için B burkulma eğrisini buluyorum. Öyle mi bulmuşuz? Evet. Y için A, Z için B ve onu da tablodan yerine koyduğum zaman alfa katsayılarını hatırlarsanız hesaplıyorum. O da şöyle. Çok gittim. Evet. Yani A için 0,21, B için 0,34. Tekrar dönelim. A için 0,21, B için 0,34. Burkulma boyum bu örnekte elemanımız 3,3 metre ve aynı zamanda uçlarından mafsallarla tutulu yani K değeri 1 öyle kabul ettik. Bu durumda her iki yön için burkulma boyu da 3,3 metre. Zayıf olan taraf için isterseniz önce bir hesaplayalım. ZZ ekseni için. Karekök AFY bölü NCRZ idi. Karekök 235 FY değerim. A şurada ilk sayfada gösterdiğim gibi alanı, enkesit alanı bölü NCR değerim. NCR değerimi nasıl hesaplıyorduk? Şimdi bu çift simetri eksenli bir eleman olduğu için bunda eğilme burkulması olacak. Yani tek simetri eksenli elemanlarda olduğu gibi burulma ya da eğilmeli burulma burkulması gözükmeyecek. Biz burada sadece eğilme burkulması hesabı yapıyoruz. Dolayısıyla kullandığımız denklem pi kare EI bölü L'nin karesi. Burada yerlerine koyduğumuz zaman buradaki atalet momenti, elastise modülü ve işte burkulma boyu falan bunların hepsi zaten yukarıda biliniyor ve bize verilmişti ilk sayfada. Atalet momentim ve atalet momentlerim ve elastise modülüm. Burada yerine koyduğum zaman lambda z'yi 0,483 gibi bir değer buldum. Daha sonra denklemde yerine koyuyorum. Fi ve kay değerlerini buluyorum. Hatırlayalım. Şuradaki denklemde lambda barı buldum. Lambda barı bulduktan sonra ve alfa değerini bulduktan sonra fi değerini buluyorum. Fi değerini ve lambda barı bulduktan sonra da kay değerini buluyorum. Azaltma faktörünü buluyorum. Evet. Ne bulmuşuz? 0,889 gibi bir değer bulmuşuz. YY ekseni içinde aynı işlemleri tekrar edersek onun içinde 1 gibi bir değer bulmuşuz. Azaltma faktörünü. Yani birden büyük olamaz. 1 olacak.
Buradan tabii küçük azaltma faktörünü aldık. Bu demek ki yani zayıf eksenine göre burkulacak. ZZ eksenine göre. Azaltma faktörümüz 0,8892 diye kabul edelim onu. 892 çarpı alanı çarpı EFS bölü güvenlik faktörü. Buradan 5000 kilonewton gibi bir değer bulmuşuz. Şey için. Burkulma dayanımı için. Şimdi sağ tarafta da bizim İdeket'ten aldığımız ekran görüntüsü var. Burada kullanılan yönetmeliği göstermişiz. Şurada da dikkat ederseniz bayağı detaylı bilgi veriyoruz. Yani basınç etkisinde ya da çekme etkisinde, eksenel kuvvet etkisinde şöyle bir eksenel kuvvetim var. Eksenel basınç kuvvetim. Ondan sonra bunun en kesit dayanımı 5608 kilonewton çıkmış. En kesit dayanımı. Bu basınç dayanımı NCR'de. Ve aynı zamanda 3-3 ve 2-2 yani kuvvetli ve zayıf eksenlere göre dayanımlara baktığımız zaman zayıf eksene göre dayanım 5000 kilonewton çıkmış. Gördüğünüz gibi bizim burada bulduğumuz değerle aynı çıkmış. Bu aradaki kai, phi, lambda var, işte NCR falan bu değerleri yine buraya veriyoruz. Yani siz eğer bunu elle bir hesap yapıp sağlamasını yapmak isterseniz şuradaki değerleri kullanabilirsiniz. Yine buckling curve, alfa gibi. Bütün bu değerleri veriyoruz. Evet, gelelim eğilme momenti etkisindeki elemanlara. Yani eğilme momentinde dikkat edilmesi gereken husus aslında en kesit dayanımından ziyade yanal burulma burkulması. Yani yanal burkulmanın olup olmaması. Eğer şu aşağıdaki dört madde var ise yani sağlıyorsa yanal burkulma yoktur. Yani eğer kirişin basınç başlığının yeterli sayıda yanal mesnetlerle tutulduğunu düşünüyorsak bu durumda yanal burkulma yoktur. Eğer biz eğilmeyi kuvvetli değil de zayıf yönde bir eğilme etkimiz varsa zaten yanal burkulma olmayacaktır. Yanal burkulma her zaman kuvvetli yöndeki eğilmeden meydana gelir. Eğer kesitlerin burulma rigidliği çok yüksekse, yani örneğin kutu ve boru profiller için bunlardan yanal burkulma olmadığını düşünüyoruz. Ve aynı zamanda bu biraz sonraki slaytlarda bahsedeceğiz. Yanal burulma narinliği, lambda LT, eğer 0,2 değerinden küçük ya da eşitse o zaman yanal burulma burkulması olmadığını varsayıyoruz. O yoktur yani. Böyle kabul ediyoruz. Şimdi en kesit dayanımına bakacak olursak eleman üzerine etkiyen eğilme momenti ME'de ve elemanın eğilme dayanımı MCRD ile ifade ediliyor. Bu oran birden küçük ya da eşit olacak. Ve aynı zamanda bu MCRD'yi neye göre hesaplıyoruz? Eğer sınıf 1 ve 2. türü kesitlerim varsa benim plastik mukavemet momentini kullanıyorum. Moment kapasitesi hesabında. Eğer sınıf 3 en kesitim varsa elastik mukavemet momentini kullanıyorum. Burada yani sınıf 2'den sınıf 3'e geçiş çok keskin dikkat ederseniz. Bir anda ciddi bir dayanım azalması meydana geliyor. Bizim Türk çelik yönetmeliğinde ve Amerikan yönetmeliğinde bu geçiş çok daha yumuşak. Avrupalılar hani belki Eurocode'un ileriki sürümlerinde bunu değiştireceklerdir diye düşünüyorum. Burada çok keskin bir geçiş var. Oldukça güvenli tarafta kalmışlar. Yani daha önce bahsettiğim gibi eğer yanal burulma burkulması varsa elemanımızda bu sefer aslında elemanın kapasitesini yanal burulma burkulması belirleyecektir. Onun için de MBRD yani yanal burulma burkulma dayanımını hesaplamamız gerekiyor. Yanal burulma burkulma dayanımını aynı burkulmadan hatırlarsanız yani aşağı yukarı aynı şekillerde hesaplayacağız. Burada KLT dediğimiz bir değer var. Bu azaltma faktörü. Buradaki W ise elemanın mukavemet momenti. Eğer bu sınıf 1 ve 2 ise plastik mukavemet momenti. Sınıf 3 ise elastik mukavemet momenti. Bu Fe zaten akma dayanımı ve güvenlik kapasitesi. Peki oradaki KLT değerini yani azaltma faktörünün yanal burulma burkulması için nasıl hesaplıyoruz? Genel yöntemi kullanıyoruz biz İdeket'te. Burada yine burkulmadan hatırlayacaksanız işte bir phi değeri vardı, bir de lambda bar değeri vardı. Burada burkulma gibi sadece LT kısaltmasını eklemişler buraya. Yanal burulma burkulmasından ayırt edebilmek için. Buradaki alfa faktörü şu aşağıdaki yine yanal burulma burkulması eğrisiyle bulunuyor. ABCD burkulma eğrilerine göre bir alfa faktörü buluyorum. 6,3 tablosunda. 6,4 tablosunda ise o ABCD eğrilerini nasıl buluyorum? Onu anlatmışlar yönetmelikte. Örneğin haddi bir I profil varsa ve
bu profilin yüksekliği bölü başlık genişliği 2'den büyükse B, 2'den küçük ya da eşitse A oluyor. Bu hadde değil de yapma bir profil de olabilir. Yine aynı şekilde başlık genişliği, profil yüksekliği, profil derinliği bölü başlık genişliği oranı 2'den büyükse D, D ise C oluyor. Diğer bütün profiller, yani kesitler için, en kesitler için D oluyor. Bu değeri bulduktan sonra tablo 6-3'e gidiyorum ve buradan alfa faktörünü bulabiliyorum. Alfa faktörünü buldum. Lambda bar LT'yi hesaplamak için de buradaki formülü kullanıyorum. Karekök WY FY bölü MCR. Buradaki MCR dediğimiz değer kritik yanal burulma burkulma momenti. Biz bunu şu formülle hesaplıyoruz. Normalde yönetmelikte bununla ilgili bir şey söylemiyor. Ama hani siz literatürde yaptığınız araştırmalar, araştırma yaparsanız benzer formülleri bulabilirsiniz. Avrupalılar, yani en son yapılan araştırmalara göre bir denklem aldık biz Avrupa'da yapılan. Şunu kullanıyoruz. Buradaki bütün değerler aşağı yukarı çıkarabileceğiniz şeyler. Yani G dediğimiz kayma modülü, işte E dediğimiz elastisite modülü, buradaki Z dediğimiz Z eksenine göre atalet momenti, T dediğimiz burulma momenti, V dediğimiz çarpışma modülü, yani IV dediğimiz, IT dediğimiz, LCR dediğimiz bunun burkulma boyu, yani elemanın tutulu olmayan mesafesi gibi düşünebilirsiniz. Açıklığı gibi düşünebilirsiniz ya da. Buradaki C1 de bu eleman üzerinde eğer moment sabit olmadığı için, moment değişken olacağı için bir arttırma, yani moment değişim katsayısı. Aslında bu bizim yönetmenimizdeki ve Amerikan yönetmenindeki CB ile aynı. Öyle düşünebilirsiniz. Bu formülü kullanarak da MCR'yi hesaplıyoruz. MCR'yi hesapladık. Lambda bar LT'yi hesapladık. Alfa'yı bulduk. Fi'yi hesapladık. Hepsini denklemde yerine koyduk. Kai LT'yi hesapladık. Yani azaltma faktörünü hesapladık. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Peki, devam ediyorum. Eğilmeden bahsettik. Tabii ki kesmeyi de atlamamamız gerekiyor. Kesme dayanımı Eurocode bize iki yöntem sunuyor kesme dayanımını hesaplamamız için. Bir tanesi elastik yöntem, bir tanesi plastik yöntem. Biz IDECAD'de plastik yöntemi kullandık. Yani eleman üzerine gelen yük kesme kuvveti bölü BCR'de elemanın kesme dayanımı, bu oran yine birden küçük eşit olmak durumunda, bunu sağlamalıyız. Buradaki BCR'de plastik kayma dayanımı, yani kesme dayanımını, direncini düşünürsek VPLR'de o da kesme alanı çarpı FY bölü karekök şu kesme gerilmesi bölü gamma M0 dediğimizde güvenlik katsayısı hatırlarsanız bu formülden hesaplanabiliyor. Peki bu kesme alanı neye göre hesaplanıyor? Burada aşağıda yine Eurocode'dan aldığımız bir ekran görüntüsü var. İşte I ve H profiller için eğer yük gövdesine paralelse kesme alanı şu şekilde hesaplanıyor. Yine U profiller için yük gövdesine paralelse kesme alanı bu şekilde hesaplanıyor. Buradaki A dediğimiz alan, yani elemanın bütün alanı, kayıpsız alanı. Buradaki B eleman başlığı, başlık genişliği, TF de başlık kalınlığı, TV eleman gövde kalınlığı, R de o fillet, yani geri çapın uzunluğu, TF dediğimiz yine başlık kalınlığı. Buradaki muhtemelen, yani bir enkesti incelediğiniz zaman aslında bütün bu değerler var. Yani ben hani bunları tekrar etmeme gerek yok. Ama hani en azından bir size hatırlatma olsun diye söyledim. Yine aynı şekilde T kesit için gövdesine paralel bir kuvvet olduğu zaman kayma alanı bu şekilde hesaplanıyor. Eğer benim yapma bir profilim varsa, IH yapma bir profilim var, o zaman başlıklar arasındaki mesafe çarpı gövde kalınlığı ile buluyorum. Eğer kuvvet başlıklara paralel etkiyorsa, yani zayıf yönde eğiliyorum ve başlığa paralel bir kuvvet var, bu durumda bütün alandan gövde alanını çıkarıyorum. Yani başlıkların alanını buluyorum bir nevi. Kutu ve boruk profiller için de şurada bahsettiği gibi kayma alanı hesabı yapılabilir. Buradaki H profilin yüksekliği, B de yine başlık genişliği hatırlarsanız. A da profilin alanıydı, enkist alanıydı. Evet, şimdi çekme etkisi, basınç etkisi ve eğilme etkisini biz teker teker ele aldık. Şimdi bunları birlikte ele almamız gerekiyor. Eurocode bunların birbirleriyle olan etkileşimini de dikkate alıyor. Dikkate almamızı istiyor. Dolayısıyla
Bunu da farklı sınıf türleri için farklı şekillerde yapacağız. Yani sınıf 1 ve 2 için, yani kompakt kesitler için farklı şekilde yapacağız. Sınıf 3 kesitler için, yani yarı kompakt kesitler için başka bir şekilde yapacağız. Bunların hepsini anlatacağım size. Sınıf 1 ve 2 kesitler için eleman üzerinde eksenel kuvvet varsa ve eğilme varsa ve bu eğilmenin, pardon, bu eksenel kuvvetin şiddeti biraz yüksekse, yani belli bir değerin üzerindeyse, o zaman ben eğilme momenti kapasitesini azaltıyorum. Sınıf 1 ve 2 kesitler için eğilme momenti kapasitesi aslında plastik moment kapasitesiydi, hatırlarsınız. Dolayısıyla ben bunu biraz azaltarak oran hesaplaması yapıyorum. Şuradaki MED dediğimiz eleman üzerindeki eğilme momenti, ona etkileyen eğilme momenti, bu MNR'de de azaltılmış plastik dayanımı elemanın. Bu azaltma işini I ve H profilleri için şu aşağıda vermiş olduğum 6.36 denklemiyle yapıyoruz. Yani şu denklemle hesaplanıyor. Fakat burada dediğim gibi bir püf noktası var. Eğer eleman üzerindeki kuvvet bu değerden, yani I ve H profiller için eleman üzerindeki eksenel çekme ve basınç kuvveti şu değerlerden küçükse ve tabii burada YY eksenine göre eğdiğimi düşünüyorum. O zaman benim bu azaltmayı yapmama gerek yok. Ve yine ZZ ekseni için, yani zayıf eksen için eleman üzerine eğilme varsa ve eleman üzerindeki kuvvetim şu değerden küçükse yine benim bu azaltmayı yapmama gerek yok. Yani ancak ve ancak bu değerlerden büyük, yani eleman üzerinde yeterince büyük bir eksenel kuvvet varsa ben plastik dayanımımı azaltıyorum. Onu da I ve H profiller için şu formülle yapmıştım. Bu formüldeki N ve A değerleri yine şuradan hesaplanıyor. Buradaki N değeri eleman üzerine etkiyen eksenel kuvvet bölü elemanın eksenel dayanımı. A değerim de şuradan şu denklemden hesaplamışım. Bunun 0.5'ten küçük eşit olmasını bekliyorum. Eğer kutu profillerim varsa onlar şunlarla hesaplanıyor. Bütün bu detayları, hani formülleri tek tek okumayacağım. Yani sonuçta bunlar yönetmelik var. Burada sadece işin esprisi, eleman üzerinde etkileyen birleşik etkiler var. Yani hem eksenel kuvveti var, hem eğilme momenti var. Sınıf 1 ve 2 türü bir elemanım var. Bu elemanı ben plastik moment dayanımını azaltıyorum ve azaltarak üzerindeki momentle kontrol ediyorum. Eğer her iki yönde bir eğilme varsa, yani hem kuvvetli yön hem zayıf yönde aynı anda eğilme var ise, birleşik eğilme var ise, o zaman Eurocode bize şöyle bir birleşik bir etkileşim denklemi veriyor. Burada MYED dediğim kuvvetli yöndeki eğilme momenti, MZED de zayıf yöndeki eğilme momenti, MNYR'de bir önceki slaytta gösterdiğimiz azaltılmış eğilme momenti kapasitesi, YY ekseni için, yine ZZ ekseni için azaltılmış eğilme momenti kapasitesi. Buradaki alfa ve beta diye iki tane katsayılar var, üstleri var, dikkat ederseniz. Bunlar normalde bir olarak kabul edebilirsiniz. Yani güvenli, ya konservatif, yani güvenli tarafta kalmak için bir olarak kabul edebilirsiniz, ama Eurocode bunlar için de yani farklı profillere göre farklı değerler vermiş. Mesela I ve H profiller için alfaya 2, işte betaya da 5N gibi bir değer vermiş. Buradaki N değeri de zaten şuradan hesaplanıyor. Herkes beni takip edebiliyor, değil mi? Fazla teorik konulara girdik. Neyse, devam ediyorum. Eğer boru profil varsa ya da kutu profil varsa, bu alfa değerleri, hani alfa beta değerleri farklı değerler gördüğünüz gibi. Evet, yani çift iki yönlü birleşik eğilmeyi de birleşik eğilme etkisinde burada biraz bahsetmiş olduk. Sınıf 3 enkesitler için biraz önce bahsetmiş olduğumuz yani birleşik etkiler geçerli değil. Onlar da Eurocode bize şunu söylüyor. Birleşik etki altındaki en büyük gerilme değerini bul ve bunun akma dayanımından küçük olduğunu kontrol et demiş. Yani şu 6.42 denklemiyle bunu yapmış. Yani buradaki sigma x ed dediğimiz değer aslında birleşik etkiler altındaki en büyük gerilme değeri en kesitindeki. Bu şu değerden Fy bölü gamma m sıfırdan küçük olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Bunu şöyle de yapabilirim ben. Yani gerilme değil de kuvvetleri kullanırsam NED bölü NRD, yani eleman üzerine etkiyen eksenel kuvvet bölü elemanın eksenel kuvvet dayanımı artı Y ekseninde eğilme MYE'de Y eksenindeki eğilme momenti bölü MYR'de Y eksenindeki eğilme momenti dayanımı artı
z eksenindeki eğilme momenti bölü z eksenindeki eğilme momenti dayanımı. Bunların hepsinin oranlarını toplarsam bunun birden küçük olduğunu yukarıdaki denklemle aynıdır zaten. Biz de İDEKET'te bunu kullanıyoruz. Evet, yavaş yavaş sunumumuzun sonuna yaklaştık. Son olarak bahsedeceğim konu eğilme momenti ve eksenel basınç kuvveti altındaki elemanların stabilite kontrolü. Biz ne yapmıştık? Eksenel basınç kuvveti altında burkulma direncini kontrol etmiştik hatırlarsanız. Yine eğilme altında eğer yanal burulma burkulması varsa onu kontrol etmiştik. Gyrokod bunların hepsini birleşik, yani birleşik etkisini de kontrol etmemizi istiyor. Onun için 6. kısımda şurada görmüş olduğunuz 6.61 ve 6.62 formülleri var. Yani şu, bu formüllerden şöyle kabaca üzerinden geçecek olursak aslında buradaki NED dediğimiz değer eleman üzerindeki basınç kuvveti. MYED ve MZED değerleri ise, yani şunlar ise eleman üzerindeki, eleman açıklığındaki YY ve ZZ eksenindeki en büyük moment değerleri. Yani dolayısıyla bir nokta için değil, aynı nokta için değil, açıklıktaki en büyük moment değerlerini alıyorum ve bu birleşik etkiye sokuyorum. Burada görmüş olduğunuz KAY, NRK, gamma NB, bunlar aslında elemanın KAY, Y eksenine ve Z eksenine göre burkulma dirençleri. Ben hem Y hem Z ekseni için yapıyorum. Yani şuradaki 6.61 denkleminde kuvvetli yön için, yani Y yönü için yaptım. Alttaki 6.62'yi de Z yönü için yaptım. Z yönü için burkulmasına baktım. Burada delta MYD ve delta MZED değerleri var. Bunlar sınıf 4'ler için geçerli. Yani narin en kesitlerde yerel burkulmadan dolayı etkili kesiti hesaplıyoruz. Yani dolayısıyla asal eksen kayacağı için kesitin bir kısmı yerel burkulmadan dolayı çalışmayacak. Onu çıkaracağız kesitten ve dolayısıyla asal eksen kayacak. Dolayısıyla kuvvetimiz belli bir eksantriseyle etkileyeceği için fazladan bir moment oluşacak. Fakat biz class 4'leri dekette yapmadığımız için hani bunu dikkate almayın. Dolayısıyla bu şu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sınıf 4'ler için, yani sınıf 1, 2, 3 için bu delta MYED ve delta MZED değerlerimiz 0 zaten. Sınıf 1, 2, 3 için buradaki NRK'mız nasıl hesaplanıyor? FYA çarpı AI bahsetmiştik. Buradaki A, yani kayıpsız en kesit alanı FYA çarpı A. Buradaki MYRK ve MZRK'mız nasıl hesaplanıyor? Eğer klas 1 ve 2 ise, yani sınıf 1, 2 ise plastik mukavemet momentini alıyoruz. Kompakt kesit. Eğer sınıf 3 ise elastik mukavemet momentini alarak hesaplıyoruz. Bir de burada KYY, KYZ, KZY, KZZ gibi etkileşim faktörlerimiz var. Bunlar da Eurocode'un appendix, yani sonundaki ek kısmında açıklanmış. Appendix A ve Appendix B'de iki farklı metoda göre yapabilirsiniz bunu. Programda bu iki metodu da kullanabilirsiniz. Fakat hani biz varsayın olarak ikinci metodu kullanıyoruz. İlk metodu Belçikalı ve Fransız bilim adamları bulmuşlar. İkinci metot da Alman ve Avusturya ekolünden geliyor. Böyle kısa bir bilgi verelim. Evet, sunumumuzu bitirdik. Sunumumuz biraz teori ağırlıklı bir sunumdu. Biliyorum bu sunum biraz sizi sıkmış olabilir. Eğer sorularınız varsa, evet soru görüyorum burada. Tam anlayamadım. Burada bir soru göremiyorum. Burada sadece sesle ve görüntüyle alakalı bir takım şeyler yazılmış. Ha evet, Amer Bey bize Amerikan kesitleri İDEKET'e nasıl import ederim diye bir soru sormuş. Biliyorum. Şimdi İDEKET'te onu nasıl gösteririz? İDEKET'te yapı ağacında kesitler kısmı var. O kesitler kısmına siz istediğiniz herhangi bir en kesiti ekleyebilirsiniz. Bu açık mı yoksa gösterelim mi? O zaman şöyle yapalım. Bir saniye. İDEKET'i açalım. Normalde bugün konumuzla alakalı değil ama sorunuzun yanıtını göstereceğiz. Bakın burada bir yapı ağacı kısmımız var. Burada kesitler kısmımız var. Bu kesitlere ben yeni bir kesit eklemek istiyorum. Yeni kesit ekleye basıyorum. Şimdi Amerikan profilleri öyle bir kütüphanemiz yok. Dolayısıyla
Siz haddelenmiş I'yı seçeceksiniz. Buradan örneğin bir I kesit ekleyeceksiniz. Malzemesini seçeceksiniz o kesitin. Çelik malzemesi seçtim. Ve şurada bu kesitin yükseklik en başlık kalınlığı, gövde kalınlığı gibi değerlerini değiştirerek Amerikan kesitleri kullanacağınız kesiti girebilirsiniz programa, tanıtabilirsiniz. Örneğin şuraya bir yarıçap girelim. Ya bu kesitte de mesela US trial section diyelim. Artık bu kesiti kullanabiliyorum. Başka bir soru var mı? Rica ederim. Amer Bey teşekkür etmiş. Kendisine dinlediği için ben teşekkür ediyorum. Eurocode'la ilgili genel olarak bir sorunuz var mı? En son şöyle bir bilgi vereceğim. Normalde biz Eurocode'u iskele yönetmeliği atıfta bulunduğu için aslında programın içerisine ekledik. Fakat siz Eurocode'la herhangi bir yapı tasarlayabilirsiniz ve elemanları boyutlandırabilirsiniz. Yani sadece iskele yapısı değil, iskele türü bir yapı değil, herhangi bir yapı Eurocode kullanarak tasarlayabilirsiniz. Yine 8.5 versiyonunda bu Eurocode yönetmeliği gelecek ve aynı şekilde betonarme kullanıcılarımız için iskele makrosu gelecek ve orada otomatik olarak Eurocode'a göre iskelede kullandığınız boru tipi profiller hesaplanacak, tasarlanacak, rüzgar yüklemesi yapılacak. Var mı sorunuz acaba? Eğer sorunuz yoksa sunuma son vereceğim ve webinarı kapatacağım. Ha, bir soru var. Açıyorum. Çelik elemanların betonarme birleşimi. Ahmet Bey sırayla önce bir alalım. Ahmet Bey çelik elemanların betonarme birleşimi ile ilgili bir zannederim soru yöneltmiş bize. Çalışma var mı? Evet, anladım. Şimdi normalde bu kolon taban levhalarında biliyorsunuz yani ankrajlar ve betonarme birleşim kullanılıyor. Bir de normal bir, siz burada anladığım kadarıyla normal bir kirişi bir perde duvara mesnetleme ya da işte bir kolon üzerine mesnetleme gibi bir şey soruyorsunuz değil mi? Yanılıyor muyum? Zannederim ondan bahsediyorsunuz. Bununla ilgili bir çalışmamız var mı? Yani şu an için yok. Evet, şu an için yok. Onunla ilgili teknik destekten size şu birleşimi kullanabilirsiniz diye bilgi verilmiş olması lazım. Bununla ilgili teknik desteğe başvurdunuz mu acaba? Yani mevcut hazır birleşimlerden kullanabileceğiniz, hangi birleşimi kullanabileceğinizi biliyor musunuz en azından? Peki, sizin burada spesifik olarak istediğiniz şey nedir tam olarak? O birleşimin hesabı mıdır Ahmet Bey? Yani oradaki ankraj elemanların falan hesabının yapılmasını mı? Anladım, tamam. Tamam, o zaman bunu notlarımızı alalım. Yani konstrüktif olarak o birleşimi kullanabiliyorsunuz. Fakat ankraj elemanların yani hesaplarının yapılmasını talep ediyorsunuz. Bunu notlarımızı alalım. Yani şimdilik bu ne zaman olur? Hani 8.5 versiyonunda olmayacak. 9 versiyonunda belki bunu planlayabiliriz, koyabiliriz. Ve çizimler demişsiniz. Çizimlerin, normalde birleşim çizimlerinin otomatik üretiliyor. 8.5 versiyonunda kullanacağınız konstrüktif birleşimin de çizimlerine bir bakın derim. Yani çizimler konusunda çünkü epey bir geliştirme yapıldı. 8.5 versiyonunda bunu bir kontrol edin. Mehmet Uludağ, Mehmet Bey'in bir sorusu var. Burada Eurocode yönetmeliklerini de paylaşır mısınız demişsiniz. Mehmet Bey, bu konuda bir söz veremem size. Çünkü bunlar normalde biz Türk Standartları Enstitüsü'nden satın aldık bu yönetmelikleri. Ama bunlar internette var. Yani biraz araştırma yaparsanız hani Google'a girip bakarsanız aslında o yönetmeliklere erişebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada bu sunumu paylaşacağız. Bu sunumda aslında yönetmelikten aldığımız birçok veri var. Yani detaylı olarak incelemek isterseniz yani sunumu çalışmanız yeterli olur aslında.
Rica ederim. Evet. Rica, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınızdan dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Ben de derim, bir sonraki eğitimimiz petek girişler. Onda görüşmek üzere. Hoşça kalın.